Yusuf Kaplan, Avrupa'daki Müslümanları terörize ederek, teröre sürüklemek ve Avrupa'dan sürmek istiyorlar. Fransa'da yüce peygamberimize hakaret eden o iğrenç karikatürlerin yayınlanmasıyla kalmadı iş. Karikatür dergisi Charlie Hebdo'nun yayınladığı o aşağılık karikatürler Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından devlet dairelerinden yansıtıldı. Fransa karikatürlük yapma. İnanılır gibi değil, tam karikatürlük işler bunlar. Fransa'nın bu davranışı karikatürlük asıl. Hem bir dinin peygamberine iğrenç bir şekilde ve aşağılık bir dille hakaret ediyorsunuz, hem de bu yetmiyormuş gibi bu karikatürleri devlet binalarının ön cephelerine yansıtıyorsunuz. Hem de ülkenizde yaşayan küçümsenmeyecek orandaki Kuzey Afrika kökenli Müslümanlar başta olmak üzere bütün Müslüman vatandaşlarınızın bundan ne kadar rahatsız olacaklarını asla dikkate almayacak kadar ülke içinde kin, nefret, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı, ırkçılık tohumları ekiyorsunuz ve bunda zırnık kadar sakınca görmüyorsunuz. Siz bir de egalite, liberte, fraternite sloganları atarak dünyada insan haklarını kutsayan bir devrim yaptığınızı öve ve anlatıyorsunuz bütün dünyaya. Ama en iğrenç ırkçılık biçimlerini siz geliştiriyorsunuz. En ürpertici kin ve nefret tohumlarını siz ekiyorsunuz. Hitler nazizmi ve Yahudi soykırımı üzerinden en fazla laf eden aydınlar sizin ülkenizden çıkmasına rağmen Yahudi soykırımını aratmayacak, Müslüman katliamının soykırımının patlak vermesine yol açacak iğrenç İslam düşmanlığını, Türk düşmanlığını siz hortlatıyorsunuz Avrupa'da. Fransız devleti öncelikli olarak Fransa'daki Müslüman azınlığı terörize ederek teröre sürüklemek, Müslümanları nefes alamaz duruma getirip kontrol dışı eylemlere kışkırtmak için inanılmaz barbarca, aşağılık bir yöntem kullanıyor. Açıkça tezgahlanan bu oyun, insanın nutkunu kesecek kadar aşağılık bir oyun. Müslümanları provoke edip Müslümanların ne kadar ürpertici mahluklar olduğunu gösterecek cinayetler işlemeye kışkırtmak daha doğrusu bazı satılmış kişileri kullanarak hatta bizzat bazı masum insanların boğazlarına çökerek ürpertici cinayetler işletmek. Fransız devleti terör devleti olarak isimlendirilecek kanlı bir tarihe ve karanlık bir tecrübeye sahiptir. Sömürgelerinde işlediği cinayetleri, katliamları geçtim. Devrimin hemen sonrasında on binlerce insanı giyotine gönderdikleri bir terör dönemi yaşamış bir ülkeden söz ediyoruz. Fransız Devrimi'nden hemen sonra adına terör dönemi dedikleri bir devlet terörü tecrübesi icat etmiş bir ülkedir Fransa. Fransa'nın Cezayir, Tunus ve Fas'ta işlediği soykırım suçları Fransız devletinin nasıl kolayca teröre başvurmaktan çekinmeyecek bir devlet olduğunu gösteriyor. Asıl karikatürlük manzara Fransız devletinin sergilediği bu ürpertici manzaradır. Terör devleti Fransa Avrupa'nın İslam karşıtı bilinçaltını hortlattı. Fransız devleti istihbarat aygıtını kullanarak ardarda arda cinayetler işleyecek ve sonra da Fransa'da terör hortladı, Fransa terörizmle mücadele etmeyecek de ne yapacak diyecek kadar aşağılık bir devlettir. Tam da yazıyı yazarken medyaya düşen bir haber, kurduğum cümlenin ne kadar doğru olduğunu göstermeye yetti. Notre Dame Katedrali civarında infial uyandırıcı böyle bir cinayet işlenmiş. İki kişi ölmüş ve Fransız polisi bunun bir terör hadisesi olduğunu ilan etmiş. Bu karikatür değil de ne peki? Asıl karikatür, üstelik de ürpertici karikatür bu değil mi? Hem Fransız halkını sürü gibi güdüyorlar, hem de dünyayı aptallaştırıyorlar. Bu şiddet sarmalını tepeden, devletin en tepesinden kışkırtarak. Fransa'da hortlayan bu ırkçı da İslam düşmanlığını, Türk düşmanlığını Macron'un seçim manevralarını indirgemek, insanları aptal yerine koymak demek. Bu yaşananları sadece seçim manevrası olarak görmek hiçbir şeyi görememek demek. Sözün özü, Avrupa'da din bitti, Hristiyanlık diye bir din kalmadı. Sadece kültür olarak var. Avrupa'da her şeye rağmen gücünden hiçbir şey yitirmeyen, büyüyen ve en fazla gerçek müntesibi olan din İslam. Bir taşla birkaç kuş vurmak istiyor Fransızlar. Her şeyden önce yeni sarı yelekler isyanını daha başlamadan önlemek, Fransız toplumunda ortaklaşa mücadele edilmesi gereken bir düşman icat etmek istiyorlar. İkinci olarak Macron'un en büyük rakibi ırkçı Le önüne geçerek Fransız halkını kendi etrafında kenetleyip seçimleri kazanma sürecinde bir adım öne geçmesi. Üçüncü ve en önemlisi de Fransa'da bütün Avrupa'da yaşayan Müslümanların Avrupa'dan sürülmesini sağlayacak kanlı bir tarihin fişeğini ateşlemek. Fransa'nın İslamla ve ülkesindeki Müslümanlarla bu iğrenç savaş stratejisi Avrupa'nın Haçlı Savaşları sırasında oluşan İslam düşmanı bilinçaltını hortlatmaya yarayacak. Salgından sonra büyük ekonomik, sosyal ve siyasi krizlere sürüklenecek Avrupa'yı başka türlü toparlayabilmenin çok zor olduğunu düşünüyor. Avrupa'nın haydutları, Fransızları. Yusuf Kaplan. Yusuf Kaplan. Siyasalın iktidarı, fikrin intiharı Yazının başlığı, kendi intiharını gerçekleştiren modernitenin serüvenini özetliyor aslında. Bu serüven, Batı uygarlığının palyaçosu gibi hareket eden bizim ülkemiz için daha fazla geçerli gibi görünüyor. Şu kesin, Türkiye'de sosyal değil, siyasal iktidardır. Toplum toplumun duyarlılıkları iradesi değil, araçlar dolayısıyla araçları amaç haline getiren çıkarlar güçler iktidar. Bu durum sadece AK Parti ile ilgili değildir. Kısmen tanzimatla yaşanmaya başlamış cumhuriyetle birlikte topluma tepeden kimlik, zihin ve kültür dayatılmaya kalkışılınca kök salmış, kural haline gelmiş ve çıkar çıkarcılık, fırsat perestlik, konformistik kral olmuştur. Siyaset araçtır, hakikat amaç. Siyasalın iktidarı, aracın hükümranlığı, aracın amaçlarının önüne geçmesi ve yutmasıyla sonuçlanır. Siyasalın iktidarda olduğu bir yerde fikir iktidar olamaz. Modernitenin felsefi krizi ve çıkmazı bu. Oysa otoritenin kaynağı siyaset değildir. Fikirdir, dolayısıyla hakikattir. Siyaseti otorite kaynağı olarak görenler iddialarını yitirmekten ve toplumu kaygan zeminlerde patinaj yapmaya mahkum etmekten kurtulamazlar. Fikrin iktidarı, fikrin hayata yön, şekil ve ruh verebilmesiyle, iddiaların yitirilmemesiyle, amaçların araçlar tarafından yutulmasına izin verilmemesiyle, insanların özellikle de öncü kuşakların hakikat medeniyeti fikrini, fikir ve oluş çilesiyle adım adım hayata geçirmeleri ve hayatın her alanına gergef gibi işleyerek nakşetmeleriyle mümkün olabilir araçların hükümranlığı amaç haline getirilmesi, insanların amaçlarını, iddialarını yitirmeleri anlamında siyasalın iktidarı, fikrin iktidarının önünde takoz gibi durur. Hakikat iktidar olsanız bile kıyıya vurur, tarih durur. Tarihi yeniden başlatmanın yolu, fikrin, hakikat fikrinin izini sürmek. Hakikatin, hakikatten süt emen hakikatli insanların ülkede adaleti, hakkaniyeti, kardeşliği yeniden tesis edecek bilme coşkusu, bulma şevki ve hakikat aşkıyla yanıp tutuşan öncü kuşakların fikirde, sanatta, edebiyatta, kültürde, siyasette dil kuracak, başkalarının yaptığı tarihin önünde sürüklenme zilletinden kurtularak, tarihi önüne katarak sürükleme izzetine kavuşacak bir medeniyet tasavvuru yolculuğuna çıkmalarından geçiyor. O zaman fikrin hayatımıza ruh üflemesini sağlayacak gazalileri, imam rabbanileri, geleceğimizi inşa edecek sinanları, ıtrileri, hayatımıza aşkın bir coşkuyla yaşamamızı mümkün kılacak fuzulileri, şeyh galipleri yeniden yeşertip yine insanlığın önünü biz açabiliriz bir kez daha. Önümüzü açacak öncü kuşak. Kültür, zihin ve toplum mühendisi uygulanan bir ülke görünüşte bağımsız olabilir. Ama gerçekte zihnen, kültürel olarak ve sosyal olarak köleleştirilmiş bir ülkedir artık. Bu ülkenin önünü açacak örnek, ayrıksı, özgün bir insan tipi yok. Benim öncü kuşak modelim entelektüel, akademisyen değil, alim, arif ve hakim şahsiyetlerdir. Bu kavramlar medeniyetimizin kurucu kavramları ama bize hiçbir şey söylemiyor. İçi boş, karşılığı olmayan ölü kavramlar. Ama hem çağı iyi tanır hem de bizim ruh köklerimize derinlemesine zihni sondaj yaparsak bu kavramların nasıl da insanlığın önünü açacak bilge, kamil insanın kök salması ve hayat bulması için hem kurucu hem konumlandırıcı hem de koruyucu kavramlar ve yol haritaları olduğunu göreceğiz. İnsanlığın önünü açacak bu dünyada yaşayan ama bu dünyayı yaşamayan Hakikat aşkıyla yanan, hakikat ateşinde pişen asil insan tipine ihtiyacı var dünyanın. Bu insan tipini insanlığın yeniden önüne açacak öncü şahsiyetleri biz yetiştireceğiz ve biz armağan edeceğiz insanlığa yeniden. Unutmayalım, yol sefasını sürenlerle değil, cefasını çekenlerle yürünür. Özetle Türkiye'nin fikir ve oluş çilesi çeken köklü bir önderlik profiline, üzerinde derinlemesine kafa patlatılmış esaslı bir medeniyet fikrine ve bu medeniyet fikrinin gergef gibi örüldüğü görünecek yol haritasına ihtiyaç var. Öncü kuşak, iddia ve harita. Ve selam. Yusuf Kaplan.